arkadaşlar, bu dersimizde artık WordPress yönetim paneline giriş yapacağız ve birlikte yönetim panelinin genel olarak özelliklerine bakacağız. İlk olarak yönetim panelimize giriş yapalım. Kendi web sayfamızda admin yazarak giriş yapabiliyoruz. Buraya kurulumu yaparken belirlemiş olduğumuz kullanıcı adımızı ve paralımızı giriyoruz. Girişe bastığımız zaman başarılı bir şekilde yönetim panelimize giriş yaptık. İlk karşımıza gelen ekran WordPress'in başlangıç ekranıdır. İngilizce'de buna dashboard diyoruz. WordPress'i ilk kurduğumuzda yapabileceğimiz ayarlar yer almaktadır burada. Örneğin ilk blog yazımızı yazabiliyoruz veya bir hakkında sayfası eklemek gibi ayarları buradan yapabiliyoruz. Ben bu menüyü şu anlık gizliyorum. İlk bakışta menümüze bakalım. Burada web sitemizde kaç yazı var, kaç sayfa var, kaç yorum var, hangi temayı kullanıyorum, hangi WordPress sürümünü bende kurulu olduğunu buradan bana gösteriyor. Daha sonra bunu da geziyorum. Daha sonra etkinlikler menüm var. Etkinlikler menümde ise onay bekleyen, onaylanmış, silinen, bana yapılan bütün yorumlar burada yer almaktadır. Bunu da şu anlık geziyorum. Daha sonra WordPress etkinlikleri ve haberler var. Burada WordPress ile ilgili haberler ve etkinlikler burada yer almaktadır. Daha sonra hızlı taslak. Burada ise istersek hızlı bir taslak oluşturabiliyoruz. Bu oluşturduğumuz taslakla yazılar bölümüne eklenmektedir. Daha sonra bizim yukarıdaki siyah olan çubuğumuz. Buna biz admin bar ya da admin çubuk olarak adlandırıyoruz. Buradaki ev butonuna tıkladığımız zaman, yeni sekmeyi açtığımız zaman beni web siteme yönlendiriyor. Yaptığım değişiklikleri burada görüntüleyebiliyorum. Daha sonra buradaki simgeye tıkladığımız zaman da beni yönetim panelime geri yönlendirmiş oluyor. Buradaki mesaj kutusu bana bekleyen yorumlar yer almaktadır. Burada yeni butonu var. Bu yeni sayfa, yeni yazı oluşabilmek için kullandığım yer kısa olarak buraya eklenmiştir. Daha sonra burada ise hangi kullanıcı ile giriş yaptığımızı görüntüleyebiliyorum. Buraya tıklayarak profilimize girebiliriz ya da çıkış yapmak istediğimizde çıkış yap butonuna tıklayarak çıkış yapabiliyoruz. Diğer bir seçenek ise ekran tercihleri. Ekran tercihlerinden hoş geldinize basarak buraya tekrar getirebiliyorum. Burada bu sayfada neleri görüntüleyip neleri görüntülemek istemediklerimi buradan seçiyorum. Yani haberleri kaldırıyorum. Burada haberler yok. Geri ekliyorum. Haber ve etkinlikler geri gelmiş. Hızlı taslak kaldırıyorum. Geri ekleyebiliyorum. Bu bana kalmış. Ve buradaki modülleri sürükle bırakla yerlerini değiştirebiliyorum. Kendim istediğim gibi dizayn edebilirim. Bunu buraya almak istiyorum diyelim ki. Buraya sürükleyip bırakıyorum. Bunu da bunun altına almak istiyorum diyelim ki. Kendime göre dizayn edebiliyorum. Diğer bir seçeneğimiz ise güncellemeler. Güvenlik ile ilgili ya da değişen konu hakkındaki güncellemeler burada yayınlanır ve yeni güncellemeler geldiğinde bizi buradan bilgilendirecektir. Bu panelden güncellemeleri takip edebiliriz. Yazılar menüsünde ise sistemde yazacağımız yazıları buradan yöneteceğimiz yerdir. Yeni yazı ekleyebiliriz ya da silebiliriz, düzenleyebiliriz. Ayrıca kategori ekleyebiliriz, etiketler ekleyebiliriz. Yani bu gibi ayarları yazılar menüsünden yapacağız. Ben şu an sadece menülerden neler yapabileceğimiz hakkında size kısa bir bilgi veriyorum. Önümüzdeki haftalarda daha ayrıntılı olarak işleyeceğiz uygulama olarak. Ortam menüsünde ise burası ortam kütüphanesi geliyor. Web sitemize eklediğimiz görseller, sesler, dosyalar burada yer almaktadır. Yeni bir görsel, ses dosyaları eklediğimiz zaman ekleyebileceğimiz panel buradadır. Daha sonra sayfalar menüsü yer almaktadır. Burada WordPress internet sitesine ekleyeceğimiz sayfaları yöneteceğimiz bölümdür. Örneğin ana sayfa hakkımızda vizyon, misyon gibi sayfaları buradan ekleyip yönetebileceğiz istediğimiz gibi. Yorumlar ise web sitemize eklediğimiz yazılar için ziyaretçiler yorumlar yapabilir. İstersek yorumları kapatabiliriz. Siteye şimdiye kadar gelmiş olan yorumları yönetimini buradan sağlıyoruz. Görünüm menüsünde ise en çok uğraşacağımız alan burasıdır. Buradan web sitemize temalar ekleyebileceğimiz, kaldırabileceğimiz yani ekleme kaldırma işlemlerini buradan yapacağız. Temalar barındırdığı bileşenlerin
yönetimini, menülerin düzeni gibi bütün tasarım işlemlerini görünüm menüsüne yapacağız. Burada eklentiler. Eklentiler WordPress web sitemize farklı yetenekler katacak eklentiler yazıyorlar. Bu eklentileri yazılımcılar ya da ekipler yazmaktadır. Bu eklentileri buradan ekleyip kaldırabileceğimiz alan burasıdır. Kullanıcılar menüsüne geldiğimiz zaman web sitemize kullanıcıları yönettiğimiz alanlardır. Yönetici ekleyebiliriz, yazar, editör ekleyebiliriz ya da bunlarla ilgili işlemler yapabiliriz. Parolu değiştirebiliriz, e-posta belki girmemiştir, e-posta adresini ekleyebiliriz. Araçlar menümüzden ise burada bazı mevcut araçlar yer almaktadır. Burada başka bir web sitesinden içerik aktarabiliriz kendi sitemize ya da mevcut sitemizdeki verileri dışarıya aktarabiliriz. Ayarlar menüsünde ise WordPress web sitesini kurduktan sonra yapmamız gereken bazı ayarlar mevcuttur. Burada bu ayarları buradan yapacağımız alan burasıdır. Şimdi genel olarak menülerin ne işe yaradığını öğrendik. Diğer derslerimizde ise daha ayrıntılı örnekler üzerinden devam edeceğiz. Hoşçakalın.